Arkadaşlar merhabalar. Belmont Park tablo çalışmalarım bitti. Bunu da kaydını yine birlikte yapalım. Programda tam kayda girerken çıkan hatları verdi TCK programda. Ben de aldım onları aşağıya. Yine de kontrol edeyim. Ne olur ne olmaz TCK hatalı girer. Ben hatalı çıkış yaparım. Hani gelir sonra başımıza iş olmasın. Birinci koşuyla başlayalım. Şartlı mücadele. 7 nolu Safkan. Favori yarışın favorisi. Doğru favorilerden kazanabilir. AGF ağırlığını taşır. Eksik koşar ise 5. İyi koşar ise bir yarış görmüş. 5 bu grubun iyi kaliteli atı bu grubu geçer. 1 sürpriz atımız arkadaşlar. 7, 5, 1 önereceğim Safkanlar birinci koşuda. Diğer gördüğünüz atlar varsa eklemenizi öneririm bu koşu için. İkinci koşu Maiden Dişi. Burada da altın olur Safkan. %50 AGF handikap puanı iyi. Yani kazanabilir. Çok fazla bilgim yok. Rat Ortiz plase bir ata biniyor. 5 nolu Safkan'da. Böyle plaseleri getirmeye bayılırlar. Rat Ortiz kardeşler. Değerlendirin derim. Boys Size, o da AGF'lerden birinde. Ve diğer atlar arkadaşlar. Power ise kazanması gerekir. Altın olur Safkan. Üçüncü koşu çıkan atlar var idi. Aldım aşağıya 3 ve 1. 7 nolu Safkan. Şartlı dişi sürprize açıktır bu yarışta. Aradan etkilenmezse 7. Kazanır da bende. Kalite handikap puanıyla. İyi koşarsa iyi yerde bitirir. Grup müsait kendisi için. 6 buna benzer bir Safkan. Hazır koşar durumda. Kalite handikap puanıyla. Yine yarışta sürpriz yapabilecek. Yaş avantajı olan Safkanlar. 9. Kazancı yüksek, kaliteyi düşürmemiş, iyi koşar, yarışta mutlak olması gerekir. 8, buranın sürpriz atı olur arkadaşlar. Önereceğim bu Safkanlar, bütçeniz oranında yazmanızı tekrardan önermiş olayım. 4. koşu Maiden Dişi. Yani handikap puanı çok yüksek değil, bir ikincilik almış, 4 AGF yüksek değil. Burada Ortiz kardeşlerden ikilinin AGF'si var. 2, 4, 7, 8. Çok da fazla bilgim yok. AGF'lerden birinin kazanması normal sonuç olur. Evet. 5. koşu. Tekrar Maiden geldi. Altınoğlu Safkan. Bu hattın sahibi bizimkilerden biridir büyük bir ihtimal. Dönüyor bakın Maiden'da. Totasından görürsünüz. 2 tane 3 tane tamam ikinci oldu da son 5 tane ikincilik kasıt vardır burada. Bu at meydandan çıkartmamışlar. Kesin Türk tur sahibi. Ya da bizden kopya çekmişlerdir. 4 buranın AGF'si kaliteli atı. 4 3 yaşının dezavantajına rağmen Irat Ortiz. Irat Ortiz'e de böyle AGF'lere bas ense ediyorlar. Anında basıyor. 4 6 sürpriz atımız var burada. 10 nolu Safkan. Öneririm arkadaşlar. 4 yaşındaki Safkan 11-8. Tek kullanmıyorsanız bu AGF'yi. Bu 4-6 yarışın şanslı atlarıdır gene. 10-11-8 tarama yapmanızı öneririm. Bu yaşlı atları da dahil etmenizi öneririm kuponlarınızı. Bilmiyorum tabii nasıl bir sonuç çıkacak buradan ama eğer favori gibi koşarsa da kazanabilir. Onu da söyleyeyim. 11'e de bu ara 4 yaşına girmiş bu aradan sonra ara eğer yarar genelde böyle atlara meydan atlarına düzgün döner ise bakmayın AGF'sine grubun en kaliteli atı. 11 nolu Safkan Ganyan'la gelir. 6. koşu tekrar meydan 13-14-15 yarıştan çıktığını gördüm. 5 nolu Safkan gene meydan bakın 5 nolu Safkan grubun kalite handikap puanı son üçüncülüğüyle bende favori çıkıyor. Yarışın bu kez favorisi Louis Saez, Irat Ortiz plase durumunda. İşte dönen atlar bu ikisi de bizdeki dönen atlara Kopi Haya'yı hatırlayın. Kopi Haya gibi dönüyorlar ondan sonra da Urfa'ya gönderiyorlar. Zayıf oldukları için atlar çıkarmıyorlar meydanda. Onlardan ikisi 17, 5 o yüzden favori bende. 2 sürpriz 4 yaşının avantajı var kalite handikap puanıyla ve diğer atlar 8, 6, 4-11. Bütçeniz oranında yazmanızı öneririm. Buralarda tek öneremiyorum. Maiden yarışlar. Hani yüksek AGF'ler, haklı AGF'ler ancak
çeşitli olaylar yaşanıyor bu yarışlarda. Belmont'ta özellikle Forner'e bir şeyler oluyor. Yani çok enteresan atlar aşağıdan buradan handikap puan düşük atlar çok rahat yarış kazanırlar. Ganyan'ı geliyorlar tabi. Burası sürpriz yeri. 7. koşu şartlı dişi 8 nolu Safkan başına bir iş gelmez ise AGF kazanır da 57 kalite handikap puanıyla. Dezavantajı 3 yaşında Irat Ortiz. Luis Saez yine 3 yaşında dişiye biniyor. Bu da plase durumunda kalite handikap puanı verdi. Rakip olarak önereceğim Safkanlar. Tek kullanmıyorsanız burada da bu yüksek AGF'yi 1'i ve 7'yi yaş avantajı olan bu iki Safkan'ı öneririm arkadaşlar. Kalite handikap puanlarından dolayı. Ganyanlı ve sürpriz yaparak gelinler. Ve diğer atlar varsa tuttuğunuzu ekleyebilirsiniz. 8. koşu şartlı mücadele 4 nolu Safkan aradan etkilenmez ise grubun en kaliteli atlarından biri kazanabilir. Son yarışları iyi. İşte bu ara atta sıkıntı vardır da verdirmişlerdir. Düzgün döndürebilirlerse yaş avantajıyla da favori olmayı hak ediyor. Kazanabilir. Eksik koşar ise 5, 8 ve 10 nolu Safkanlara dikkat edin. 10 buranın sürpriz yapacak AGF'lerde sonuncu atı. Sürpriz yapacak atı 10'dur. 5, 8, 10 önerim bunlar. 3 birçok at yazan arkadaşlara, travma yapan arkadaşlara yine önermiş olayım. 9. son koşu. 4 tane çıkan at var. 2, 5, 12, 13 gördüğüm kadarıyla. 12'yi önermiştim burada plase durumunda. Plasesi gidince 4 nolu Safkan aradan etkilenmez ise son ayak tekidir zaten. Devamlı önerelim sizlere ki altılının beşlinin heyecanını yaşayın diye. Çok şanslı durumda, koşar durumda grubun kalite handikap puanıyla en iyi atlarından kazanabilir, tek olabilir. Son ayak teki beklemek isteyen arkadaşlara. Genellikle benim yaptığım da budur. Son ayağı tek bırakırım. Gelir gelir gelmezse canları sağ olsun derim. 8 burada sürpriz yaparak kazanır. Ve diğer atların yazımını size bırakırım. Son ayak tek vermemin özelliği sebebi budur. Bütçenizi aşmayın arkadaşlar. Bu koşularda her an her sonuç çıkabiliyor. Daha önceki yarışlardan da hatırladığınız üzere her zaman için ters neticeler geliyor. Tek gelirse şansımıza tutar. Yoksa hayatta tutmaz. Bir de handikap yarışları var. Onların yabancılarını vermiyorum. Handikap yarışları zordur. Çözmesi de zordur. Tablodan da bir iki yarışını bulurum ama diğer kalan yarışlarda sizleri yanlış yönlendiririm. O yüzden handikaplı İngiltere yarışları ve Fransa yarışlarını genellikle pas geçiyorum. Tekrardan bilgi vermiş olayım. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşça kalın.